Merhaba arkadaşlar. Bugün bir World of Warcraft klasik rehber videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere World of Warcraft klasikte karakter seçiminizi kolaylaştıracak bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle hangi ırk hangi klas oynayabilecek ona bir bakalım. Irk seçim şablonunun altında hangi klasları oynayabileceğiniz görülmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere humanlar yani insanlar, warrior, paladin, rogue, priest, mage ve warlock oynayabileceklerdir. Dwarflar, yani cüceler ise Warrior, Paladin, Hunter, Rogue ve Priest oynayabileceklerdir. Night Elf'ler ise Warrior, Hunter, Rogue, Priest ve Druid oynayabileceklerdir. Gnomlar, Warrior, Rogue, Mage ve Warlock oynayabilecekler. Sırada Horde tarafı var. Orklarla başlayacak olursak, Orklar, Warrior, Hunter, Rogue, Şaman ve Warlock oynayabilecekler. Undeadler, Warrior, Rogue, Priest, Mage ve Warlock oynayabilecekler. Taurenler, Warrior, Hunter, Şaman ve Druid klaslarını açabilecekler. Ve son olarak trollerse Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Şaman ve Mage oynayabilecekler arkadaşlar. Şimdi ise hangi klas hangi alanda ne kadar avantajlı olacak onu anlatalım ki klas seçimimiz kolaylaşsın. Bilgi vereceğim ilk klas Hunter arkadaşlar. Hunter'lar Vanilla'da hem PV hem de PvP'de üstün klaslardır. Bazı yeteneklerinde ustalaşmamız biraz zor olacaktır ancak Hunter'lar level konusunda en iyi klastır. Yüksek pet damage'i, düşük item ihtiyacı, yüksek hareket serbestliği işimizi bayağı kolaylaştıracaktır. Hatta bazı grup görevlerini tek başınıza bile yapabileceksiniz. Hunter kasarken ölmeniz çok zordur arkadaşlar. Raid ortamında ise saf damage karakteri olsa dahi diğer damage klaslarının arkasında yer almaktadır. Ancak yüksek menzili ve kolay kayıt yeteneği ile raidlerde tercih sebebi olacaklardır. PvP'de ise tam bir canavarlardır. Birebir de çok sinir bozucu olabilirler ve Battleground'larda etkileri çok büyüktür. Yüksek menzili ve tuzaklama yetenekleri ile PvP'de düşmanlarına epey bela olurlar. Sıradaki klas Priest. Dungeon ve raidlerin değişilmez healerlarıdır. Tek target heal yetenekleri çok üstündür. Raidlerde ortalama healerlardır. Ancak kalkan büyüleriyle raidlerin vazgeçilmezleridirler. Pek çok açıdan Vanilla'da healer konusunda en çok tercih edilen klas olacağını düşünüyorum. Level kasma konusuna gelecek olursak, healing'den ziyade Shadow Priest öne çıkacaktır. Ancak hareket kabiliyetleri pek yoktur ve çoklu yaratık dövüşlerinde çok zorlanırlar. Bu anlamda level kasmada bence Hunter, Druid, Mage ve Warlock'un arkasında kalır. PvP konusunda healer olarak odaklanıldığı zaman Priest'lerin işi çok zor arkadaşlar. Ancak Shadow Priest'lar PvP'de tam bir baş belasıdır. Birebirde ise çok eğlenceli bir klastır. Özellikle Mind Control yeteneğiyle epey eğlenileceğini düşünüyorum. Druid'ler genelde WoW klasikte hep göz ardı edildiler ve hafife alındılar. Ancak ben PvE ve PvP'de potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Feral Druid level kasma konusunda epey başarılıdır. Yüksek hareket kabiliyetleri ve düşük item ihtiyaçlarının yanında gizlenme özellikleri tercih sebebi olacaktır. Tank olarak dungeonlarda ön plana çıkacaklardır. Raidlerde ise druidleri healer olarak arayacağız. Özellikle çoklu adam heallemesi konusunda epey başarılıdırlar. Innervate ve combat rest yetenekleriyle raidlerin tercih edilen healer olacaktır. Dungeon heallleme konusunda epey zorlanacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle dungeonlarda tank ve DPS olarak göreceğimizi düşünüyorum. PvP'de ise hibrit feral resto druidler tam bir baş belasıdır. Özellikle bayrak taşıma battlegroundlarında öne çıkacaklardır. World PvP'de ise yine hem kaçak hem atak olarak çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Sıradaki klasımız Warrior. Grup oyunlarında Warrior'ları çokça göreceğimizi düşünüyorum. Ancak solo takılma konusunda epey zorlanacaklardır ve item ihtiyacı çok yüksektir. 60 level olana kadar Warrior'ların işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Klasikte en yavaş level kasacağınız klas olacağını düşünmekteyim. Ancak 60 level ulaştıktan sonra meyvesini yiyeceğinizi düşünüyorum. Dungeon ve raidlerin değişilmez tankları olacaklarından eminim. Fury Warrior'lar DPS konusunda PvE'de çok öne çıkacaklardır. Arms Warrior'lar her ne kadar PvE'de tercih edilmeyecek olsalar da PvP'de özellikle healer desteği var ise tam bir yok edici olacaklardır. Level kasma zorluğuna rağmen birçok oyuncu Vanilla'nın Warrior'lar çağı olduğunu düşünmektedir ve ben de böyle düşünenlerdenim. Diğer bir hafife alınan klas ise Warlock'tır.
Ancak hem PvE'de hem de PvP'de çok iyi olacaklardır. Warlock da Hunter gibi pet class'tır ve level kasmak epey eğlenceli olacaktır. Ve çoklu yaratık dövüşlerinde çok iyidirler. Özellikle Soulstone ile kendilerini yeniden dirilteceklerinden bu konuda çok rahat olacaklar. Dungeon ve Raid'lerin tercih edilen damage class'ları olacaklardır. Ancak yüksek agro başlarının belası olacak. Bu nedenle Eli oynamanızı tavsiye ederim ki Blessing of Salvation ile agro seviyenizi düşürebilin. Ancak PvP'de ise Horde tercih sebebi olacaktır. Çünkü Forsaken olarak Fear'dan rahat bir şekilde kaçacaksınızdır. Çünkü Vanilla'da o meşhur PvP trinketi olmayacaktır. Birebirde ise neredeyse Voidwalker Shield ile öldürülmez olurlar. Warlockların epey eğlenceli olacağını düşünmekteyim. Sıradaki klas Mage arkadaşlar. Birçok tanıdığımız yeteneğiyle Polymorph, Pyroblast, Ice Block, Ice Barrier vesaire ile gözlerimizin arayacağı klas olacaktır. 3 spek ile de Arcane, Fire, Frost tercih edilen DPS'ler olacaklardır. Yüksek level moblara karşı epey etkili olan mage'ler level kasma konusunda rahattırlar. Alansal hasar konusunda level kasarken ön plana çıkacaklardır. Conjure Food yani mage maması ve portal açma yeteneği ile partilerin vazgeçilmez elemanıdır. Yüksek damage ve crowd control yetenekleri ki polymorph ile dungeonların aranan adamı olacaktır. Battleground'larda iyi oynayan bir mage, melee class'ların korkulu rüyası olacağından eminim. Eğer denk getirirse Pyroblast ile birebirde birçok kişiye tek atacaklardır. Ben klasiğin en zor klasının Rogue olacağını düşünüyorum. PvE'de grup bulurken epey zorlanacaklar. Çünkü ihtiyacınız olan itemları Hunter, Warrior gibi klaslarla paylaşmak zorundasınızdır. Eğer kendi grubunuz yoksa grup bulmak tam bir baş ağrısı olacaktır. Paladin ve Warrior'lara göre önde de olsa Rogue'ları level kasma konusunda zor günler bekliyor. Ancak Rogue'lar tam bir PvP canavarlarıdır. Özellikle sap yeteneğiyle açık dünyada millete bela olacaklardır. Battleground'larda Caster class'ların baş belası olurken açık dünyada ise PvP'nin kralları olacağından şüphem yok. Paladinler klasikte sadece Alliance arkadaşlarının oynayabileceği bir klas olacaktır. Tekil target illeme konusunda çok iyidirler. Blessing of Salvation ve Blessing of King yetenekleriyle grupların vazgeçilmezleri olacaklardır. Tank paladinler çoklu yaratıklara karşı çok iyi olsalar da raidlerde warrior tankların arkasında kalacaklardır. Retribution olarak çok iyi damage çıkarsalar da agro sorunu yüzünden zor anlar yaşayacaklardır. Birebir PvP'de ise Retribution paladinler çok avantajlıdır. Bubble ve Lay on Hands yetenekleriyle öldürülmesi epey zor olacaktır. Ancak Holy paladinler tam bir PvP healer olacaktır. Plate giyen healer düşünsenize. Level kasma konusunda ise Warrior gibi yavaş kalacaklardır. Ancak oyundaki görseli en güzel zırhlar bence paladinlere aittir. Level kasma konusunda sorunlar yaşayacak olsalar da ben paladinlerin epey eğlenceli olacağından eminim. Son olarak şamanlar. Klasikte sadece Horde arkadaşlar şaman oynayabileceklerdir. Horde raid gruplarının en öncelikli healerlarıdırlar. Windfury totemi ile raidlerde birden fazla şaman göreceğimizden eminim. Chain heal yeteneği ile klasikteki tek alansal heal atabilen klas diyebiliriz. Damage konusunda ise Elemental Restro hibrit şamanların tercih edileceğini düşünüyorum. Level kasma hızı konusunda ise ne çok iyi ne çok kötüdürler, ortalarda yer alırlar. Ghost Wolf yeteneği hareket kabiliyeti kazandırmakla beraber level kasmalarını da kolaylaştırır. Totemleri ile PvP sahalarının yıldızları olacaklardır. Ve ben Enhancement şamanları PvP alanlarında çokça göreceğimizden eminim. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere elimden geldiğince klasları tanıtmaya çalıştım. Bu söylediklerimin kendi düşüncem olduğunu belirtmek isterim. Ama yine de fikir sahibi olmanıza yardımcı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.